ayağına basacağım hemen. Hadi geç. Bravo. Şöyle geç. Buldağ'ın eteklerinde bir kampingdeyiz. Bu kampingin bir özelliği var. Uğur ve Sema çifti buraya. Kaç yıl oldu geleli? 2 yıl oldu. Bu yıl 2 yıldayız. 2 yıl oldu. Peki. Evet. Yani burada genç yaşta doğaya kaçtınız. Kaçtık. Dedi. Yaşıyoruz artık. 2 yıldır burada yaşıyoruz. 2 yıldır burada yaşıyorsunuz. Köpekleriniz, kedileriniz. Tavuklarımız. Evet. Ne güzel. Nasıl? Zorlanıyor musunuz? Ya zorlukları var. Yok değil tabii ama güzel yanları daha fazla. Daha fazla. Yani şu evet Bursa'dan geldik buraya. Böyle bir kamp alanı açtık. Burada yaşıyorum. Evet. Genelde odunu ben kırıyorum ama illa ben kıracağım diye bir şey yok. Sema da bazen kırıyor. Ama en büyük görev bölüşümüz sabah kahvaltıyı ben hazırlarım, akşam yemeği Sema yapar. Onun haricinde her işi ikimiz de yapıyoruz. Sema ile beraber zaten sürekli dağa gidiyorduk. Böyle bir yerimiz olsun, ufak tefek biz de şey yapalım. Hani dağa gitmediğimiz zamanlarda yerimizde de zaman geçirelim diye ilk baştan yer alma düşüncesine giriştik. Dağın bu yüzü güzel diye bu yüzü seçtik. Burada aldık. Sonra ufak ufak ev yapalım diye şey yaptık. Dükkan devam ediyordu o zaman. Arabanın arkasına tahtaları atıp işte hafta sonu gelip burada çakmaya başladık. Çaktık ev oldu. Bir de tabii böyle şehir yaşantısı biraz sıktığı için hayalimiz o zamanki işte yapmaya başladığımız zaman 5 yıl içerisinde burada böyle bir kamp alanı yapma düşüncesi vardı. İşte 3-4 gün burada yaşayalım, 3-4 gün şehirde yaşayalım gibi bir düşünceyle başladık. Deneyelim, becerebilirsek yerleşiriz diye düşündük. Ama sonra euro artınca, biraz da bizim buraya karşı isteğimiz daha fazla olunca dedik ki biz gidelim komple bir yerleşelim, bir sene yaşayalım, becerebilirsek kalırız dedik. Bir sene geçti, 2 sene oldu işte. Baktık becerebiliyoruz. Böyle bir kamp alamıyoruz. Burada kalmaya karar verdik komple. Evet. Bayağı da burası rakım olarak da yüksek değil mi? 1500 metre. Evet. Ve etrafınızda hiç kimse yok. Ormanın içinde. Evet. Çok güzel bir doğada yaşıyorsunuz. Evet. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ya, en büyük zorluk tabii su ve elektrik problemi. Ama ilk etapta su. Ciddi problem. Çünkü şebeke suyumuz yok ve dağdan borularla geliyor. O da 4-5 kilometrelik bir boru. En büyük sıkıntımız donma sıkıntısı. Onu ufak tefek bu sene artık biraz daha öğrendik. Geçen seneye göre daha iyi. İkinci problemimiz de elektrik. Elektrik de bu bölgenin elektrik hatları böyle çok tabii şehir hattı gibi düzenli kurulmadığı için bizim de kendi trafomuz olduğu için kar yağışları, rüzgarlar, yıldırımlar sürekli elektrik hatlarında problem yapıyor. Peki yabani hayvanlar ziyaretinize geliyor mu hiç? Yani şöyle çitlerle çevrili olduğu için alanımız içeri girmiyor. 2 tane köpeğimiz var. Köpekler çok havladığı için de zaten hayvanlar kaçıyor ama çitlerin yan tarafından hayvanlar geçiyor. Ne geçiyor? Domuz en şey. Ayı geçiyor az miktarda. Tavşan, tilki gibi şeyler. Hani böyle çok zararlı şeyler yok bölgede. Evet. Ayı geçerse zaten sabaha kadar havladığı için köpek bir anlıyorsun ki ayı geçmiş. Çok uzun bir süre bir daha geçmiyor ayı şey olduğu için. Hiç gündüz gözüyle bahçede ben de şurada beslenebilir miyim gibi aranan ayı ile karşılaştınız mı? Yok. Zaten çit olduğu için çitli bölgeye bir de şey ev varsa geliyormuş bakıyormuş ayı.
insan görürse, yani birkaç gün bakıyormuş, insan görürse girmiyormuş yani artık bir köyünü söyledi. Yani orayı test ediyor, yaşanan bir alan mı? Kış günlerinde etrafımızda çok fazla kuşlarımız var burada, çeşitli kuşlarımız var, dönem dönem de değişen kuşlarımız. Bu dönem gelen kuşlar için de düzenli olarak özellikle kar yağdığı zaman yem koyuyoruz farklı yerlere. Buraya koyuyorum. Mesela buraya çok alıştılar. Balkonda çok fazla besleniyorlar. Aşağıda kulübelerin arasında, ağaçların arasında birçok yerde kuş yemimiz var. Şimdi bunu da oraya alalım değil mi? Olur. Benim şöyle yanıma olursa daha iyi olur hatta. Çok güzel de bak.